UEFA'ya ziyaretimiz döneminde üst düzey seviyede görüşmeler oldu. O dönemde Galatasaray'ın mali bağımsızlığını, mali yapısının düzelmesine yönelik Riva ve Florya projelerini anlattı. O gün hayata geçmemişti. Dolayısıyla devlet desteği olan bu projelerin Galatasaray'ın mali yapısına büyük katkı vereceği bir gerçek. Bunu o zaman ben yetkililere anlattım. Galatasaray'ın bu suretle mali yapısının düzlüğe çıkacağını, hatta bu manada Türkiye'deki tek kulüp olduğunu da ifade ettim. Şimdi bugün yapılması gereken bu anlatılmış UEFA'ya daha önceden bildirilmiş projeler hayata geçti. Yapılması gereken bu projelerin hayata geçtiğini UEFA'ya gidip anlatmak ve bu manada da Galatasaray'ın bütün yani şeyi boyunca hayal ettiği mali bağımsızlık yapısına kavuştuğunu anlatmak gerekiyor. Bence durum bundan ibaret. Yapılması gerekenlerin başında şu geliyor. Bir, UEFA bizden 2021 yılına kadar olan business plan dediğimiz yapılması gereken işleri sormuştur. Bütün bunları Riva projesiyle gelecek yaklaşık 1,5 milyar TL'ye yakın bir kaynak bekliyoruz oradan. Bunun bir kısmı geldi. Dolayısıyla bunun anlatılması lazım. Ayrıca en önemli hususlardan bir tanesi de özellikle UEFA'nın çok dikkat ettiği futbol ailesine olan borcun olmaması lazım. Eğer böyle bir durum söz konusuysa yani gitmeden evvel bu borçların da temizlenmesi lazım. Dolayısıyla zannediyorum 9 Mart'ta UEFA'ya gidilecek. Bu manada eğer anlatım yapılırsa başarılı olacağını düşünüyorum.